Haziran ayına girdik. 24 Haziran seçimleri için artık son düzlükteyiz denilebilir. Ne olacak bu seçimin sonuçları? Son 5 seçimi üst üste hem de açık ara oy farkıyla kazanmış bir siyasi hareket, belki de tarihinin en riskli, en zor seçimine giriyor. Fakat öte yandan rakamlara baktığınızda, tahminlere baktığınızda, hatta muhalefet liderlerinin ağzından çıkan tahminlere de baktığınızda AK Parti'nin Tayyip Erdoğan'ın yine bu seçimlerde açık ara önde olduğu görülüyor. Seçimi birinci turda veya ikinci turda alır alamaz bunu bilemiyoruz ama nihayet bu seçimden de gerek birinci turda gerek ikinci turda önde çıkacağı anlaşılıyor. Nereden anlıyoruz? Sokaktaki nabızdan da anlayabiliyoruz. Dediğim gibi muhalefet sözcülerinin hatta muhalefetteki gazetelerin yayınlarından da anlıyoruz. Geçen hafta Cumhuriyet Gazetesi %46 civarında bir AK Parti oyu olduğunu söylüyordu. Bugün baktığım gazetelerde Meral Akşener galiba Sözcü Gazetesi'ndeki bir röportajında AK Parti oylarını anlatırken %47 gibi bir rakam kullanmış. Şimdi soru şu. Dediğim gibi 5 seçimi üst üste kazanmış. 2002, 2007, 2011, 2015'te iki ayrı seçimden açık ara birinci sırada çıkmış bir siyasi hareket. 16 yıllık iktidar ömründen sonra nasıl oluyor da hala %45 artı belki %50 artı bir ama herhalde %40'ın üzerinde bir oy oranını tutturabiliyor. Bu sorunun bir cevabı verilmeli. Ve bu cevabı şu ana kadar verebileni görmedim. Daha doğrusu bu konu tartışılmıyor bile. Bakın muhalefet partilerinin Erdoğan karşısında, AK Parti karşısında seçime giren politik hareketlere baktığımızda Muharrem İnce ki önemli bir hareketlenme yarattı kendi tabanında ve kendi tabanını aşan kitlelerde ama hiç kimse onun oy oranının birinci tur için söylüyorum %30'un üzerine çıkacağına inanmıyor. Tabii Meral Akşener etkisiyle de bu böyle oluyor. Meral Hanım eski bir siyasetçi ama yeniden yaptığı bu hamleyle bir oy kitlesine sahip ama bunun %10'ların, %15'lerin üzerine çıkacağını söyleyen yok. HDP'nin durumu belli. Barajı aşar mı, aşamaz mı? 9'la 11, 12, belki 13 bandına kadar çıkabilecek oy tahminleri var. Saadet Partisi'nin durumu belli. 1 artı 1, 3 alma ihtimali zayıf gibi görünüyor. Nihayetinde muhalefet partilerine baktığımızda %3 ile %30 arasında bir oy bandı gidiyor, geliyor. Bir araya getirseniz bile toplamı belli bir yeküne ulaşmıyor. Nasıl oluyor da AKP 16 yılınca 16. yılında hala girdiği bu seçimlerde %45 artı gibi bir oy tabanına erişebiliyor. İşte cevabı aranması gereken soru bu. Özellikle muhalefet hareketleri açısından, ona AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a alternatif yaratması gereken hareketler açısından asıl sorulması gereken soru bu. Bu seçmen kitlesi, bu toplum kesimleri hangi saiklerle, hangi dinamiklerle hala 16 yıldır iktidarda olan bir partiye oy veriyor? Argümanları arasında, muhalefetin argümanları arasında neler var? Ekonomi batmış, Türkiye borç batağında, dış politika çökmüş, izole olmuş, batıdan uzaklaşmış bir Türkiye, Kürt sorunu almış başını gitmiş, açılım politikaları çökmüş, AB yolu zaten kapanmış, Amerika ile ilişkiler ortada. Tablo böyle. Adam kayırmacılık, nepotizm, bu gibi kavramlar, bu gibi sorunlar ortada. Ki bunların bir kısmı da doğru, en azından muhalefetin aktardığı kadar değilse bile önemli ölçüde doğruluk payı olan değerlendirmeler. Tablo bu. Peki tablo buysa o zaman nasıl oluyor da bu parti hala %40'ın üzerinde, %45'in üzerinde, belki de %50'nin üzerinde? Bu nasıl oluyor? Bunun bir cevabı yok. İkinci konu da bu soru tartışılmıyor. Yani bunun hala bu yüksek oy oranlarına nasıl erişilebildiği konusu analiz edilmiyor. Türkiye'nin siyaset bilimcileri, sosyal psikologları bunları konuşmuyorlar. Belki seçim öncesinde konuşmuyorlar. Tabii seçim sonucu ortaya çıktıktan sonra, tablo daha netleştikten sonra tabloya göre bir değerlendirme yapacaklardır. Neden sorusunu işte o zaman soracaklardır ki gazeteciliğin olduğu gibi hayatında en önemli sorusu bu. Neden sorusu. Seçim sonuçları ortaya çıktığında bunu göreceğiz ama herhalde şunu söylemek mümkün. 2007'de partinin ilk ya iktidarından sonra girdi ikinci seçimin %47'ye çıkan bir oy oranıydı. Sonra 2011'de, sonra 2015'te bu soru o zaman da sorulmamıştı. Neden bu kesimler, bu kitleler, bu toplum kesimleri bu kadar yüksek bir oy oranı veriyor bu partiye? Bu konu o zaman da sorulmamıştı. Teşhis, muhtemelen teşhis o zaman da hatalı yapılmıştı. Bu sebeple tedavi de yapılamadı ve bir sonraki seçimlerde AK Parti yine son derece yüksek bir oy oranıyla iktidara geldi. Geçtiğimiz günlerde Alper Görmüş, Serbestiyet internet sitesindeki yorumunda iktidardaki yıpranmayı anlattıktan sonra ama yine de
ona alternatif bir politik hareketin de ufukta görünmediğini ima eden ifadeler kullandı. İma eden değil, daha açıkça söyleyen ifadeler kullandı ve bu bizim az önce sorduğumuz sorunun bir cevabı olarak muhalefetin yönetebilme kabiliyetine dair kamuoyundaki şüphelerin altını çizdi. Önemli bir tespitti. Acaba AK Parti'nin bu kadar yüksek oy oranlarını alması, en azından %10, %15'lik kesimi için, AK Parti'ye oy veren kitlenin %10'luk, %15'lik kesimi için asıl soru bu mu? Yani belirli rahatsızlıkları olmakla birlikte karşısında bir alternatif görememesi, bir alternatif politik hareketin, ikna edici bir politik hareketin, Türkiye'nin sorunlarını çözmeye dönük alternatif bir hareketin ortada görülmüyor olması, yani muhalefetin yönetebilirlik kabiliyetine dair soru işaretleri, AK Parti'nin bu yüksek oy oranlarında girdiği bu 6. genel seçimden de belki de yine galip çıkmasında asıl belirleyici amil gibi duruyor. Dikkate değer bir tespit. Bakalım seçim sonuçlarında bunları daha net bir biçimde göreceğiz. Bu sorunun ya da bu sonucun sebeplerini de daha net bir biçimde analiz etme imkanı da doğacak gibi görünüyor.